Hayırlı geceler sevgili yarışseverler. Yarın 27 Ekim Salı Birleşik Krallık K2 yarış programında beraberiz. Çalışmalarım şu an bitti. Güzel tatlı bir program tutulabilir. Yani bakalım yarın eğer pistler ıslak olursa tabii ne kadar etki yapar atlara, favorilere belli olmaz. Evet, ben bugünden bahsetmek istiyorum. Bugün biraz şanssızlık. Philadelphia yarışı. İki tane tek önermiştim. İkinci ayaktaki tekimiz geldi. Ne yazık ki tabeladaki tekimiz pek koşmadı. Üçüncülük yaptı. Oradan altılığımızı kaybettik. Takriben 5.466 lira vermiş. Olmadı. Yine yakın kaçırdık. Neyse arkadaşlar, inşallah yarın artık yarınki yarışlara bu ketek iki tane İngiltere var. Mutlak surette birini tutma şansımız olabilir. Dediğim gibi. Evet arkadaşlar, ben ilk ayaktan başlamak istiyorum. İlk ayaktan başlamak istiyorum. İlk ayağı sizlere sıralamasını da ben başlayarak vereyim. 8, 1, 3, 4, 5 ve 10 nolu atlar. Evet, ikinci ayakta arkadaşlar bir at çok iyi, çok güzel, çimci bir at. Belki ikinci plasa at çıkabilir. İlk öncelikle ben sizlere onu ilk olarak o atı ben size tek önermek istiyorum. Tabii rakip vereceğim bunun yanına. O kadar çok güvendiğim bir şey. Ata güveniyorum ama dediğim gibi çok iyi. Apranti bir bayan. Ona güvenmediğim için beni biraz muallakta bırakıyor. Ben yine de sizlere ilk at olarak ikinci ayakta 3 numaralı Beechwood Jude isimli atı öneriyorum. Yanına da rakip 6 ve 5 numaralı atlar diyorum. Evet. İkinci ayakta 3 numaralı Beechwood Jude. Rakip 5-6. Üçüncü geçiyorum. 5 numaralı Grace and Virtue. Tony Hamilton'ın çok iyi tanıdığı bir at. Zaten başka hiçbir jockey bilmemiş. Daha da sert gruplarda koşmuş. Ben bu atın günün ilk teki olarak sizlere önermek istiyorum. Dediğim gibi üçüncü ayakta 5 numaralı at. İlk at ve tek öneriyorum. Grace and Virtue isimli at. Tony Hamilton'ın çok iyi tanımasından Richard Fahey'nin baş jockey kendisi. Rakip isteyen arkadaşlar da yer yıkmak için içine sinmeyen arkadaşlar olursa da 3, 4, 6 nolu atları değerlendirebilir. Ama öncelikle 5 numaralı G5 numaralı at diyorum sizlere. İkinci ayakta da 3 numaralı Beechwood Jude isimli atlar. Evet arkadaşlar, küçük oynayan arkadaşlar tek tek atabilir. Eğer normal oynamak isteyen arkadaşlar varsa verdiğim atları yerine atabilir. Ama üçüncü ayaktaki 305'e daha çok güveniyorum. Sizlere ben bilgi vereyim bu konuda. Aydınlatma amaçlı. 5 numaralı Grace and Virtue isimli at. Üçüncü ayakta tek olarak öneriyorum. Dördüncü aya geçiyorum. Arkadaşlar burada bir tane at çok dikkatimi çekti. 2 numaralı at Main Fight. Bu at Main Fight isimli at. Düzeltiyorum, kusura bakmayın. 2 numaralı Main Fight isimli at. Şu an burada 1.30 civarı bayış oranı. 1.30. Yani yarın TCK'da da açıldı mı bu at size zaten baktığınız zaman atların hepsi şuursuz ve kaybolmuş atlar. Yani tam şey diyebiliriz, affedersiniz, kaba tabir kullanacağım. Eşek diyebileceğimiz atlar. Bu atın mükemmel çim formu var. Ama arkadaşlar şurada bir şeyinizi dikkatinizi çekin. Tabii tek atabilirsiniz. O kadar büyük favori çıktığı için öteki atların şuursuz olmasından dolayı. Ama ben yine de dikkat edilmesini öneriyorum. Çünkü bu at atlamalı yarışlardan gelmiş arkadaşlar. Burada dikkat edin. Bu yarın koşacak yarış düz. Tempo yarışı. Genellikle atlamalı yarıştan gelen atlar tempoyu kendi ayarlıyor. İstediği şekilde hızlı gidip, istediği şekilde yavaş gidiyor. Yani uzun olduğu için yarışlar 3 kilometre, 4 kilometre, 2,5 kilometre olduğu için yarışlar ayarlayabiliyor. Ama bunlar yarın düz yarış olacağı için tempo atı kendisi tempoyu, kendi kendine temposunu kuramaz. Mutlak surette atlar kaçacak. Eğer yakaladı, yakaladı, yakalayamadığı zaman geçirebilir. Onun için ben sizlere yıkım yapmak isteyen arkadaşlara bu Menfak isimli atın yanına 5, 6, 11 nolu atları öneriyorum. Ne olursa olsun arkadaşlar. Çünkü beni pek yanıltmaz. Çok büyük favori çıkacak. Tek atabilirsiniz ama ben yine de dikkatli olun diyorum.
Üçüncü, dördüncü erkek, iki numaralı atı yanına sizlere 5, 6, 11'i favori olarak gösteriyorum. Rakip olarak gösteriyorum, pardon. Kardeşim, sen onun yanına rakip gösteriyorum, bunun yanına rakip gösteriyorum. Artık o sizin şansınıza kalmış bir şey arkadaşlar. Zaten ama benim burada en çok içime sinen üçüncü ayaktaki 5 numaralı Grace and Virtue isimli at. Onu size tek öneriyorum arkadaşlar. İkinci ayaktaki 3 numarada küçük oynayanlar değerlendirebilir. Artı dördüncü ayaktaki 2 numarada tek olabilir. Küçük oynayanlar. Ama öyle büyük oynayan arkadaşlar, böyle 200'lük, 300'lük kupon oynayan arkadaşlar, dikkat etsinlerim, canınızı yakabilir. Hele bir de böyle pismiş falan ıslak olursa, dediğim gibi yani atlamalı yarışlardan geldiği için pek benim içime sinmedi. Çok bir favori çıkacak dördüncü ayaktaki. Görürsünüz yarın. Tavel ayağına geçiyorum. Arkadaşlar, tavel ayağında ayrılımsız yazılmasını istiyorum bu atların. Ben sıralama vereyim sizlere tabii ki de. 7-1-2, 7-1-2, 3-4, 8-9, 10 oğlu atlar diyorum arkadaşlar. Evet, burada dediğim gibi eğer kuponumu oynamaya çalışırsanız iki ortak falan oynayabilirsiniz. Güzel bir kupon arkadaşlar. Tutma şansı da yüksek, sizlere söyleyeyim ben. Bu arada programlarımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen arkadaşlar abone olmayı, beğeni bırakmayı unutmayın. Eğer de eşiniz, dostunuz varsa at camiasından, onları da lütfen beni önerirseniz sevinirim. Dediğim gibi videoları sonuna kadar seyretmeye de çalışırsanız ona da çok makbule geçer. Saatleri tamamlama açısından sizlere de sürekli söylüyorum bu lafları, böyle şey gibi, papağan gibi. Sizlere de gına geldi. Evet, bana da gına geldi bu 4000 saat yüzünden. Onun için YouTube beni bunaltıyor. Ben de sizleri bunaltmak zorunda kalıyorum. Artık idare edin maçı arkadaşlar. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Son ayağa geçmek istiyorum, altının son ayağına. Dediğim gibi son iki ayaktan özellikle arkadaşlar vereceğim atlardan çifte kurabilirseniz kurun. Çok güzel verir son iki ayağın çiftesi. Bahisçi arkadaşlar, sizlere uyandırayım buradan. Ben yine son ayağa geçiyorum, altının son ayağına. 10, 9, 7, 3, 4, 5, 1 ve 2 no'lu atlar. Özellikle dediğim gibi ben zaten burada at yüklediğim yerlerden belli arkadaşlar. Ben bir yere at yüklüyorsam mutlak surette oradan at çıkar. Yani %95 at çıkar. Yani illaki at çıkacak, inek çıkmayacak. Tabii at çıkacak oradan da. Yani demek istediğim sürpriz at çıkar. Onu demek istiyorum. Evet, altının ilk ayağı, altının beşinci ayağı, altının son ayağında sürpriz bekliyorum. Dediğim gibi küçük oynayan arkadaşlar, İkinci ayakta 3 numara tek, dördüncü ayakta 5 numara tek, dördüncü ayakta 2 numaralı at. Bu atı, 3 atı size tek öneriyorum. Tabi rakip de verdim. Videoyu güzelce ne dinleyin arkadaşlar. Faydasını göremezsiniz ileri alıp. Onun için değerlendirmeye çalışın. İçime en çok sinen dediğim gibi 3. ayaktaki 5 numaralı Grace and Virtue isimli at. 4. ayaktaki at zaten gördünüz mü diyeceğim kardeşim, ben bunu 500 liralık kupona tek atarım. Ama atlama atı tempoyu yakalayamazsa mahveder ortalığı. 6 tezi devreye gider. Ben size oraya 3 tane at verdim zaten. Onların yıkımını yapmak isterseniz olur. Evet arkadaşlar, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Biraz saat geç oldu sizde. Bizde de yavaş yavaş geç oluyor. Seyrettiğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın öteki İngiltere programım var akşama doğru. Onu da nasipse öğlen saatlerinde paylaşırım. Şimdilik hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.